kırılma noktası diyebiliriz bugünkü şeye, yaşanan olaya. Çok enteresandır. Bizim sevgili Tülay öğle saatlerinde AKP merkezini aradı bilgi edinebilmek için ama saat 6'yı çeyrek geçiyordu. Hala daha bilgi edinememişti. Daha sonra bir şekilde biz bilgiyi edindik. Dönmemeleri de çok enteresan. Ben buna kırılma noktası diyorum. Yani düşünsenize, yaşanan olay, bir süredir yaşanan olaylar, işte Bülent Arınç'la birlikte acaba bu olaydan sonra, onun için kırılma noktası diyorum, birlikte düşünelim, gelin isterseniz, yeni bir parti hayata geçebilir mi? Yeni bir parti için adım atmaya başlarlar mı bu olay? Çünkü oldukça düşündürücü. Neden Abdullah Gül'ün ismi veya oradaki bilgileri kaldırıldı? Yanlışlık mı denebilir ama böyle bir yanlışlık yani çok da manidar bir yanlışlık olur. 6 saattir cevap bekledik ama maalesef o cevap da gelmedi bize. Ve Cerattepe diyeceğiz, Artvin diyeceğiz sevgili izleyenler. İşte Artvin'de yaşanan olayları hatırlayacaksınız. İnsanların sokağa çıkması, orada insanların bir şekilde seslerini duyurmak istemesi. Yani ya biz burada bir şey istemiyoruz, bize de kulak verin demesi ne? Tahammül edilemiyor. Ha, bugün olaylar yok ama bugün bazı Artvinliler savcılığa gittiler. Suç duyurusunda bulundular. Üç tane mermi sırtıma yedi ve düştüm yere öyle. Artvin halkı Cerattepe için direnişe devam etti. 700 kişi toplu halde suç duyurusunda bulundu. Bizden size zarar gelmez. Yeter ki siz zarar verin. Siz tek zarar verirsiniz. Çevreci grupların Cerattepe yolundan ayrılmasının ardından madene karşı birleşen halk soluğu adliye binasında aldı. Bir el gazına da razıyız. Verdikleri jopa da razıyız. O polislerin tokatlı kadınlara nasıl tokat attıklarını da gördük. Orada kazma vurulduğu zaman Artvin kaynayıp gelecek. Artvin ortada yok olacak. 3 kere mahkeme kazandık. 700 kişi Artvin valisi, il jandarma alay komutanı ve il emniyet müdürünü görevi kötüye kullandıkları iddiasıyla savcılığa şikayet etti. Barajdan çektik, madenden çekmeyeceğiz. Çok korktum, hani birilerin ölecek diye. 2 saattir hastaneye gideceğim, ben ölüyorum ya. Bir gün önceki müdahalede ise hastane zarar görmüştü. Sol gözüne plastik mermi gelen kantin çalışanı Süleyman Özcan'ın gözünü kaybetme riski olduğu anlaşıldı. Üstten bana plastik mermi attılar. 3 tane gözüme geldi. Göz bebeğin üstüne. Hep aynı soruyu soruyoruz böyle toplumsal olaylarda. Neden anlamak istemiyor devlet? Neden anlamak istemiyor yöneticiler? Bakın, bir şehir direniyor. Bir şehir ayakta. Ve o insanlar kadınıyla, genciyle, erkeğiyle sokakta, yaşlısıyla sokakta. Ha, neden duyulmak istenmiyor sesler? Neden? İşte orayı da Mehmet Cengiz biliyorsunuz devlet müteahhiti olarak biliniyor. Geçmiş dönemde de millete hakaret eden, hala daha çok kızıyorum. Hala daha ona çok kızıyorum. Millete hakaret eden bir iş adamıydı. Allah'a havale ediyorum onu da, başka hiçbir şey demeyeceğim. Ve mahkeme tutanaklarında 50.300 ağacın kesileceği zabıtlara geçirilmiş mahkeme tutanaklarında. Ya biraz da o insanlara kulak verin ya. Yani var demek ki bir sıkıntıları, dertleri, bu işin istememelerinin bir sebebi var. Siz de onlara kulak verebilirsiniz. Sosyal devletseniz eğer. Ve 5 gün...